Arkadaşlar merhaba. Ben tarih öğretmeni Ahmet Çoban. Sizlerle beraber bundan sonraki süre içerisinde TYT ve AYT noktasında tarih derslerini işlemeye çalışacağız. Önümüzdeki planlamamız 4 ay içerisinde tarihle alakalı olarak bütün konuların bitirilmesi üzerine kurulmuştur. Tarih konularına başlamayan arkadaşlarımız varsa bu onlar için önemli bir fırsat olacaktır. Başlamış olan için arkadaşlarımız için ise bu önemli bir tekrar fırsatı olacaktır. Arkadaşlar yaklaşık 15 yıllık bu sektörün içerisinde olan bir kişi olarak sizlere sadece konuları değil aynı zamanda deneyimlerimi de paylaşmış olacağım. Bugün işleyeceğimiz ve başlayacağımız konu aslında bir başlangıç olacak, ilk adım olacak. Tarih ve zaman dediğimiz ilk konumuzun ikiye bölmek suretiyle birinci bölümünü sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağım. Şimdi sevgili gençler, tarih nedir sorusuyla beraber tarih dersimize başlamış oluyoruz. Tarih nedir? Tarih, geçmişteki insan topluluklarının tüm faaliyetlerini yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak objektif olarak inceleyen sosyal bir bilim olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar, burada dikkat edeceğimiz temel nokta şu. Biz tarihin tanımını ezberlemek zorunda değiliz. Ama tarih tanımı içerisinde geçen kavramları bilmek zorundayız. Yer ve zaman dediğimiz kavram. Hemen rengimizi değiştirelim. Yer ve zaman dediğimiz zaman bu birinci unsur. Sebep-sonuç ilişkisi ikinci unsurumuz olsun. Belgeler üçüncü unsurumuz. Objektiflik dördüncü unsurumuz. Sosyal bir bilim olması beşinci unsurumuz olacak. Sonuçta bize ÖSYM bir tarih tanımı yapar mısınız şeklinde bir soruyla bizi karşı karşıya bırakmayacak. Ama bize bir olay ve bir tarih tanımını karşılaştırıp burada o olayın içerisinde yer almayan tarihsel kavramın ne olduğunu bulmamızı isteyecek. Bu bir yorum sorusudur. Özellikle tarihin ilacı noktasında şunu da size belirtmiş olayım. Tarih ezber bir ders olarak gözükse de aslında tekrarlar ve tekrarların yanında bol soru çözerek pekiştirdiğimiz bir derstir. Çalışırken özellikle bunlara dikkat etmemizde fayda olacaktır. Peki şurada ifade ettiğimiz nokta, geçmişteki insan topluluklarının tüm faaliyetlerinden kastımız nedir dersek, insanın ortaya koyabileceği, aklımıza gelebilecek her şey, savaşlar, barış anlaşmaları, ticari sözleşmeler. Yani aklımıza gelebilecek ve insanların etkilenmiş olduğu her şeyi içerisine alan bir örgü, arkadaşlar bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki insanla ilgili her şeyi incelediğimize göre tarihin konusu nedir dediğinizde bu sorunun cevabını nasıl vereceksiniz? Arkadaşlar tarihin konusu biziz. Tarihin konusu insanın kendisidir. Biraz önce şurada ifade etmeye çalıştığımız bir nokta vardı ya. Tüm faaliyetler. Yani insanlık tarihi boyunca ortaya koymuş olduğu her şey, tüm birikimleri tarihin konusunu oluşturmaktadır arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Doğal bir afet tarihin konusu olmayabilir. Ama o doğal afet sonucunda insanların etkilenmesi söz konusu olduğunda, yani insanların etkilenmesiyle alakalı bir durum tarihin konusu içerisine girmektedir. Örnek verirsek mesela 1999 yılında ortaya çıkan Gölcük depremini buna örnek verebiliriz. Binlerce insanımız hayatı kaybederken ve özellikle bu depremden etkilenen şehirlerdeki insanlar başka bölgelere göç etmek zorunda kalmış. Demografik birçok unsur ortaya çıkmıştır. İşte biz bu konuda ne yapıyoruz? Mesela coğrafyadan yardım alabiliyoruz. O zaman tarihin konusu tek bir kelime olsa insanın kendisi olacaktır. Peki tarihi olaylar, ama tarihi olaylar noktasında hani birazdan ben özellikle tarihi olayların özelliklerini öne çektim. Sonrasında sizlerle beraber paylaşacağımız nokta arkadaşlar şu olacak. Olay ve olgu kavramları üzerinde de duracağız. Ama evvela sizlerle beraber tarihi olayların bir özelliklerini görelim. Şimdi tarihi olaylara baktığımız zaman 1. Geçmişle mi ilgilidir? Evet, geçmişle ilgilidir. 2. İnsanlara ait tüm faaliyetleri mi içine alır? Evet, insanlara ait tüm faaliyetleri içine alır. Tarihsel bütün olaylar mutlaka belgelere dayanmak zorunda mıdır?
Evet, belgelere dayanmak zorundadır. Kimi zaman yazılı, kimi zaman görsel, kimi zaman arkadaşlar efendim aklımıza gelebilecek efendim video şeklinde, bir resim şeklinde, bir fotoğraf şeklinde arkadaşlar bizim belgeler karşımıza çıkabilir. Şimdi deney ve gözlem tarihsel bir konu için deney ve gözlem yapılabilir mi? Hayır, deney ve gözlem hiçbir surette arkadaşlar tarihsel bir olay için tekrarlanamaz ve deney ve gözlem yapılamaz. Peki bir tarihsel olayı değerlendirmek istediğimde hangi zamana göre değerlendireceğim? Olayın geçtiği zamana göre mi yoksa değerlendirdiğim zamana göre mi değerlendirilecek? Arkadaşlar olayın geçtiği zamana göre tarihsel olayları değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Tarihi bilgiler değişmez bilgiler değillerdir arkadaşlar. Tarihsel bilgiler zaman içerisinde arkadaşlar yeni belgelerin bulunmasıyla beraber değişebilir. Örnek şöyle verebilirim. Mesela bizim efendim ortaokul yıllarındayken bizler yıllar önce Osmanlı Devleti'ndeki ilk para Orhan Gazi tarafından kullanılmıştır, basılmıştır şeklinde bir bilgiye sahiptik. Sonra lise yıllarına geldiğimiz zaman bu bilgi değişti. Osman Bey'e ait olan bir para bulundu ve dolayısıyla bilgi Osman Bey olarak değişti. Bu şu demek değil. Orhan Bey para hiç basmadı demek değil. Ama oradaki ilk olan kavram değişmiş oldu. Dolayısıyla bulunan bir belge bir bilgiyi değiştirme özelliğine her zaman sahiptir. Bunu da unutmayalım. Tarihi olaylar arkadaşlar unutmayalım ki süreklidir. Olaylar arasında her zaman bir neden sonuç ilişkisi bulunabilir. Örnek mesela Birinci Dünya Savaşı diyorsunuz arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı ile efendim İkinci Dünya Savaşı'nı düşünelim. İki Dünya Savaşı arasında bir sebep sonuç ilişkisi vardır değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nın sebepleri aslında Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını oluşturur. Çünkü öyle bir dünya düzeni, öyle bir statüko belirlenmişti ki bazı devletler ortaya çıkıp bu statükoları yok saydı ve böylece 2. Dünya Savaşı öncesinde yayılmacı bir politika izlediler. Almanya gibi, Japonya gibi, İtalya gibi devletlerden aslında bahsediyoruz. O nedenle olaylar arasında bir sebep sonuç ya da neden sonuç ilişkisi mutlaka kurulabilir arkadaşlar. Evet, bunlar neydi? Bunlar tarihi olayların özellikleriydi. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta tarihi olay ve olgu arasındaki kavramlar. Özellikle arkadaşlar testlerde çok sıklıkla karşımıza çıkan bir sorudur. Efendim bir tablo bize verilir ve verilmiş olan bu tablo içerisinde de tarihi olay, olguya örnekler genelde yanlış olan seçeneğin bulunmasıyla alakalı bir cevap bizden istenmekteydi. Peki tarihi olay ve olgu arasındaki farklar nelerdir? Bir onlara bir bakalım arkadaşlar. Tarihi olay arkadaşlar bir kere kendine özgüdür. Somut bir olaydır. Kısa süre içerisinde genelde gerçekleşir. Bunu tarihi olayı tekrarlama şansınız mümkün değildir. Yer ve zaman nettir. Başlangıç ve bitiş tarihi ise kesindir arkadaşlar. Örneklendireceğiz ama önce bir tarihi olguyu da bir ifade edelim. Bakın bu ise geneldir. Tarihi olay somut iken tarihi olgu soyuttur. Tarihi olay kısa süreliyken tarihi olgular uzun sürelidir. Tarihi olaylar tekrarlanamaz iken tarihi olgular tekrarlanabilir. Yer ve zaman tarihi olaylarda net iken tarihi olgularda net olmayabilir. Efendim başlangıç ve bitiş tarihleri kesin olan tarihi olaylar iken tarihi olgulara geldiğimiz zaman sevgili gençler başlangıç tarihi net olabilir ama bitiş tarihi kesin değildir. Peki bunlarla ilgili örnekler vermeye gelince hangi örnekleri vermemiz gerekebilir? Mesela arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nı örnek verebilirsiniz. Hatta bunu biraz daha ayrıntıya indirip Sakarya Savaşı ve oradaki 1. İnönü Savaşı, 2. İnönü Savaşı, Eskişehir-Kütahya Savaşları, Büyük Taarruz gibi örneklendirmeler daha da alt noktaya inip verebilirsiniz. Anlaşmalar olarak bir Lozan Anlaşması'nı, bir Gümrük Anlaşması'nı örnek verebilirsiniz. Daha eskiye gitmek istiyorsanız mesela bir Malazgirt Savaşı'ndan bahsedebilirsiniz.
Bunun yanında sevgili gençler, efendim İstanbul'un fethinden istiyorsanız bahsedebilirsiniz. Bu sayıyı, bu örneklendirmeleri artırmanız mümkün. Ama mesela ben şöyle söyleyeyim size, tarihi olgu her zaman bir süreç olarak karşımıza çıkar. Buradaki karıştırmamanız adına bir örneklendirme yapacağım size. Birinci Dünya Savaşı'nın örneğini veriyorum. Birinci Dünya Savaşı ne zaman başladı? 1914'te başladı. 1918'de sona erdi. Sonra İkinci Dünya Savaşı'na geldik arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'na geldiğimiz zaman ise bu da 1939'da başladı ve 1945'te bitti. Sonuçta ortada bir süreç var mı? Evet, bir süreç var. Ancak şöyle bir şey var. Hatırlarsanız şuradaki ifade demiştik ki başlangıç ve bitiş tarihi kesindir. Buraya geldiğimiz zaman, yani olgu kısmına geldiğimiz zaman, başlangıç tarihi net ancak bitiş tarihi kesin değildir. Baktığımız zaman 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı da bitişi de, 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı da bitişi de nettir. O zaman bu bir son, tamamen tarihsel olarak somut bir olaydır ve tarihi olay olarak ifade edilir. Tarihi olgu diye geldiğimiz zaman örneklendirmeler yaparsak, mesela arkadaşlar İslamiyet'in yayılması diyebilirsiniz. Örnek diye söylüyorum. Mesela İslamiyet ne zaman ortaya çıktı? Hazreti Peygamber 610 yılında İslam'ın tebliğ edilmesiyle beraber ortaya çıktı. Ya da Türklerin İslamlaşması. Sonuç itibariyle bizim için İslam tarihi neyle başlıyor? Türk İslam tarihi neyle başlıyor? 751 yılında Talas Savaşı ile başlıyor. Ama bu bir süreç ve sonuçta Türklerin efendim şu tarihte kesin olarak Müslüman oldu diyebileceğiniz bir bitiş tarihi var mı? Söz konusu değil. Efendim başka bir örneklendirmeye gidersek Anadolu'nun Türkleşmesi arkadaşlar. Türkleşmesi, hatta İslamlaşması, efendim Balkanların fethi şeklinde örneklerde verebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla Balkanlara ne zaman ayak bastık? Efendim 1353 tarihinde Orhan Gazi'ye ilk defa Bizans tarafından Çimpe Kalesi'nin verilmesiyle beraber efendim bizim için Rumeli ilk defa ayak bastık ve ondan sonra ki Rumeli toprakları da bir Balkan toprağıdır. Bundan sonra bu bölgede fetihler başladı ama şunu ifade edemiyorsunuz ki yani 1448'de 2. Kosova Savaşı, 2. Murat döneminde Balkanlardan mesela atılamayacağımız anlaşıldı. Bu şu demek değil. Balkanlar kesin efendim bütün Balkanlar Osmanlı toprağı haline o tarihte gelmiştir şeklinde bir ifadeyi kullanma şansınız söz konusu değil. Niye? Ondan sonra da Balkanlarda fetih hareketleriniz mesela ne yapıyor? Devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar tarihi olay ve tarihi olgu ile alakalı bir soru karşımıza çıktığında bize verilecek olan şıklar içerisinde hem olay hem de olgu ile ilgili seçenekler olacak ve genelde de yanlış olan seçenek bizlerden cevap olarak istenmektedir. Evet. Buranın anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar ve geçiyorum diğer bir noktaya. Peki tarih araştırmalarımız nasıl olacak? Şimdi sevgili gençler, tarih araştırmalarına baktığımız zaman karşımızda 5 farklı aşama karşımıza çıkacak. Mesela bunu şöyle düşünün. Mesela tarih çalışırken arkadaşlar tarihi mümkün olduğu kadar somutlaştırmaya çalışalım. Mesela burada bir haritaya gerek olmadığı için ben bir haritayla üzerinde çalışmıyorum ama burada olayı somutlaştıralım. Varsayalım ki biz efendim liseye gidiyoruz ve bize bir dönem ödevi verildi ve bir tarihsel bir konu araştırmamız bizden istendi. Bunu bu şekilde yaparsanız olayı daha somutlaştırmış olursunuz ve somutlaştırdığınız zaman buradaki bilgiler daha kalıcı olacaktır ve daha anlaşılır olmak suretiyle daha uzun süre hafızamızda kalabilecektir. Hele ki tekrarlarımız ve pekiştirmeleri yaparsak bir daha da aklımızdan çıkmayacaktır. Mesela varsayalım ki bana öğretmenim tarih konusu içerisinde dedi ki İstanbul'un fethi senin bir dönem ödevin olsun. Ben şimdi dönem ödevini aldım. Aldıktan sonra ne yapacağım?
İlk önce efendim İstanbul'un fethiyle alakalı ulaşabildiğim kadar kaynağa ulaşacağım, değil mi? Belgeye ulaşacağım. Bir kaynak taraması yapılacak arkadaşlar. Bu birinci aşama. Kaynak taramasını yaptım. Belgelere ulaşmaya çalıştım. Bu birinci aşama. Geldim ikinci aşamaya arkadaşlar. İkinci aşama ise tasnif ya da sınıflandırma. Bakın özellikle bu sınıflandırmayla alakalı karşımıza sorular gelmekte. Buraya özellikle dikkat ediyoruz. Ki sınıflandırmayı nasıl yaparsınız? Belgeleri neye göre sınıflandırırsınız? Zamana göre, mekana göre ve konuya göre sınıflandırabilirsiniz. Mesela diyor ki bize bir soru veriliyor ve diyor ki arkadaşlar aşağıdakilerden hangi şık efendim konuya göre bir sınıflandırma değildir şeklinde bir soru gelebiliyor ya da zamana göre değildir ya da efendim mekana göre bir efendim sınıflandırmadır şeklinde bir soru karşımıza çıkabilir. Şimdi zamana göre sınıflandırma yapalım arkadaşlar. Mesela 17. yüzyıl, bakın 17. yüzyıl Avrupa tarihi desem. Ya da 20. yüzyıl Türk tarihi desem. Sonuçta şunu sorabilirsiniz mesela buradaki vermiş olduğum örneklere. Mesela mekan olabilir mi? Avrupa tarihi ama burada öne çıkan nokta ne? Hangi yüzyıl? Türk tarihi ama hangi yüzyıldaki Türk tarihi? 20. yüzyılda. Sadece 20. yüzyıldaki bütün Türkleri inceleyeceğim. Avrupa tarihi ama Avrupa tarihinin nesini inceleyeceğim? Sadece 17. yüzyıldaki olaylarını inceleyeceğim. O zaman buradaki tasnif neye göre yapılmıştır? Zamana göre yapılmıştır. Peki mekana göre diyelim. Bakın buradan 17. yüzyılı çıkarıyorum ve diyorum ki Avrupa tarihi diyorum mesela. Bu ne demektir arkadaşlar? Efendim tarihte ilk defa Avrupa ile ilgili gelişme olduğu andan itibaren. Efendim tarih öncesi devirlere kadar gidebilirsiniz. Ve günümüze kadar gelmek şartıyla sadece Avrupa tarihini anlatacaksınız demektir bu. Dolayısıyla burada da Avrupa tarihi, efendim Orta Asya Türk tarihi, sonra efendim Anadolu tarihi. Sonuçta burada da nereyi anlatacaksınız? Anadolu'daki tarihin üst dönemlerden günümüze kadarki bütün tarihsel gelişimi anlatacaksınız. Peki konuya göre dediğiniz zaman arkadaşlar sonuçta ne mekana uyacak ne de zamana uyacak burada vereceğiniz örnek. Peki geldiğimiz noktaya bakalım. Konuya göre dediğimiz zaman mesela arkadaşlar sanat tarihi örnek verdim. Sanat tarihi zamana uyar mı? Hangi zaman? Belli değil. Hangi mekan? Belli değil. Dünyadaki bütün sanatsal faaliyetler. Sanat tarihi. Tıp tarihi. Zamana uyuyor mu? Mekana uyuyor mu? Hayır, uymuyor. O zaman bu da nedir arkadaşlar mesela? Yine konuya göre şekillenmiş olan bir sınıflandırmadır. Ya da kültür tarihi diyorsunuz. Kültür tarihi. Ne zamana ne de mekana uyuyor. Toplumların bütün kültürleri, dünyadaki bütün kültürleri ne yaparsınız? Araştırırsınız, ortaya çıkarırsınız. Şimdi ben birinci aşamada ne yaptım? Belgelere ulaştım. İkinci aşamada ihtiyacım olacak olan kısımları tasnif ettim. Yani zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırdım. Ve sonra üçüncü aşamada tahlil aşamasına geçiyorum gençler. Buna ne diyeceğim? Buna çözümleme diyeceğim. Çözümleme. Kaynakları, bakın kaynakların araştırma için yeterliliğine bakılır. Yani ben ne yaptım? Bana dönem ödevi verildi. Belgelere ulaştım. Belgeleri sınıflandırdım. Peki elde etmiş olduğum kaynaklar benim araştırmam için yeterli mi değil mi? Buna bakıyorum arkadaşlar. Varsayalım 15 farklı belgeye ulaştım. 15 farklı belge, 15 farklı kaynak benim dönem ödevim için yeterli midir? Evet, yeterlidir diyorsam hemen dördüncü aşamaya geçiyorum. Dördüncü aşama nedir? Tenkit. Yani nedir bu? Eleştiri aşaması olarak benim karşıma çıkar. Peki ben burada niye özellikle eleştireceğim? Benim ulaşmış olduğum kaynakların içerisindeki bilgilerin özellikle doğruluğuna ulaşacağım. Tabii bunun ayrıntısına indiğiniz zaman
Kaynakların yazarına kadar bir eleştiri yapmanız durumunuz da söz konusu olacaktır ama bizim buna şu anda ihtiyacımız yok. Efendim kaynaklar içerisindeki verilen bilgilerin doğruluğuna ve yanlışlığına ne yapılır bakılır. Sonra geliyorum terkip kısmına geldiğimde ise artık ne yaptım? Bilgilerim doğruluğuna da ulaştım. Artık bilgilerim dedim ki efendim 15 tane farklı belgeye ulaşmıştım. Varsayalım ki efendim 13 tanesi aynı bilgiyi içeriyordu. 2 tanesi farklı bilgiyi içeriyordu. Dedim ki 13 tane kaynak yanlış söylemeyecektir herhalde. Çoğunluk doğru ifade edecektir. Efendim doğruluklarını da aldıktan sonra artık yazıya geçirme zamanı geldi. Ne yapıyorum? Sentez gerçekleştireceğim arkadaşlar. Yani bilgileri birleştireceğim ve artık yazıya geçirmiş olan aşama benim için ne olacak? Terkip dediğimiz ya da sentez dediğimiz aşama olarak karşımıza çıkacak. İşte ödevimi yazdıktan sonra öğretmenime teslim edebilirim. Ne yaptım? 1. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız tarama yaptım. Bana verilen dönem ödeviyle alakalı kaynaklara ulaştım, belgelere ulaştım. Sonra bunları sınıflandırdım. Sonra yeterli olup olmadığına çözümleme ile baktım. Bilgilerin doğruluğunu tenkit ettim ve sonra yazıya geçirdim. Terkip ettim. Yani sentezi gerçekleştirmiş oldum. Şimdi geldiğimiz bir diğer nokta ise arkadaşlar şu sorunun cevabını vermek lazım. Tarih bir konuyu araştırma noktasında tek başına yeterli bir bilim dalı mıdır acaba? Tek başına yeterli bir bilim dalıysa o zaman neden yardımcı bilim dallarından da kendisine yardımcı bilimlerden faydalanmak zorunda kalır? Arkadaşlar bunun cevabı şudur. Tarih bir tarihsel olayı açıklama konusunda tek başına yeterli değildir. Tek başına yeterli olmadığı için de diğer bilim dallarından yararlanmak zorunda kalır. Hatta diğer bilim dalları olmasa tarih hiçbir konuyu açıklama konusunda yeterli olamayacaktır. Peki bir tarihsel olayı açıklama konusunda tarihe yardımcı olan bilim dalları içerisinde hangiler öne çıkmaktadır? Onları bir görelim arkadaşlar. Birincisi tarihe yardımcı bilim dalları diyoruz arkadaşlar. Bunlardan ilk olarak karşımıza coğrafya çıkıyor. Coğrafya nedir? Yer bilimidir. Mesela örneklendirelim. Ben bir devlet ya da varsayalım beylik hakkında bir bilgiye sahip değilim. Ama tek bir bilgiye sahibim onun bulunduğu coğrafya. Örnek diyelim. Örnek Menteşe oğulları. Osmanlıların da içinde bulunduğu Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir yıkılış süreci içerisine girdiği dönemde Anadolu Selçuklu Devleti'nin ayrılan ikinci beyliklerden bir tanesi. Menteşe oğulları. Nerede kuruldu? Muğla'da kuruldu. Bunu biliyorum. Diyorum ki Muğla'da deniz var mı? Coğrafyaya soruyorum. Diyor ki var. O zaman deniz varsa bu beylik denizci bir beyliktir. Yani donanması olmak zorunda diyorum. Bakın çok basit bir noktada ben bundan faydalanabildim. Bunun gibi coğrafyadan birçok noktada faydalanıyoruz arkadaşlar. Ben basit bir örnek vermeye çalıştım. Sonra arkeoloji. Biraz sonra güzel bir güncel bir sorumuz olacak arkadaşlar. Orada arkeolojiye özellikle ihtiyacımız olacak. Arkeoloji bir kazı bilimi olarak karşımıza çıkar. Özellikle tarih öncesi dönemler. Arkadaşlar bir dahaki dersimizde ben size tarih öncesi ve tarih devirlerden bahsedeceğim. Tarih öncesi devirlerde yazı olmadığı için özellikle arkeoloji tarih öncesi devirlerde bana çok büyük faydası olan bir bilim dalı olarak karşıma çıkmaktadır. Antropoloji ırk birimidir. İskeletleri bulursunuz ve o iskeletlerin hangi ırka ait olduğu tespit edilmeye çalışılır. Heraldiğe geldiğimiz zaman arkadaşlar heraldik bir arma bilimi olarak karşıma çıkar. Varsayalım Konya'ya gittiniz ve Konya'ya gittiğiniz zaman efendim bir medresenin önünde durdunuz. Karatay medresesinin önünde durdunuz. Ama bu medresenin Karatay medresesi ya da başka bir medrese olduğunu bilmiyorsunuz. Yazıları da zaten kitabelerdeki yazıları da okuyamıyorsunuz. Kafanızı kaldırdınız ve yukarıda çift başlı kartal arması gördünüz. Tarihten biliyorsunuz ki çift başlı kartal arması Selçuklulara ait bir eserdir. Ve hemen kitabede ne yazdığına bakmaksızın diyorsunuz ki bu eser Selçuklulara ait bir eserdir diyebilirsiniz. İşte heraldik arama bilimi olarak bizim karşımıza çıkar. Sosyoloji toplum bilimidir. Etnografya kültür bilimidir. Epigrafya kitabe bilimidir.
Yine örneklendirelim arkadaşlar. Orhun abideleri diyorsunuz. Orhun kitabeleri diyorsunuz. Bize bu konu hakkında kim bilgi verecek? Evvela epigrafya bilgi verecek arkadaşlar. Numizmatik. Varsayalım ki yolda giderken madeni eski dönemlere ait bir para buldunuz. Parayı elinize aldığınızda bu paranın hangi madenden yapıldığına baktığınız zaman bakır, gümüş, altın. Sonuçta bu madenlerden dolayı arkadaşlar dersiniz ki altınla basılmışsa ekonominin çok iyi olduğunu söyleyebilirsiniz. Sonra paranın üstündeki yazılardan yola çıkmak suretiyle dersiniz ki şu devlete ait şu kral tarafından ya da padişah tarafından şu dönemde basılmıştır şeklinde birçok bilgiye para sayesinde ulaşma şansınız söz konusu olabilmektedir. Evet, numizmatik para bilimi olarak karşımıza çıkar. Geliyorum kimya, karbon 14 ya da bunlar özellikle fosillerin yaşlarını bulması konusunda tarihe yardımcı olurlar. Paleografya arkadaşlar eski yazı bilimi olarak karşımıza çıkar. Diplomatik belge bilimi olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Mesela siyasi anlaşmalar, ticari anlaşmalar, padişahın fermanları, buyrukları bunları kim inceler? Diplomatik inceler ve onun vermiş olduğu bilgileri biz tarihçiler olarak kullanırız. Kronoloji zaman bilimi olarak karşımıza çıkar. Sigilografi mühür bilimi olarak karşımıza çıkar. Filoloji dil bilimi olarak karşımıza çıkar. Tabii ki arkadaşlar tarihe yardımcı bilimler dediğimizde bu bilimler buradaki 14 tane bilimle sınırlı değildir. İstatistikten de faydalanırsınız, edebiyattan da faydalanırsınız, felsefeden de faydalanırsınız. Yani aklınıza gelebilecek hukuktan da faydalanabilirsiniz. Dolayısıyla tarihe yardımcı olabilen birçok bilim dalı var. Ama biz burada özellikle neyi ortaya koymaya çalıştık? Kaynaklarda en bilindik olanları burada ifade etmeye çalıştık. Şimdi sevgili gençler, dediğimiz gibi tarihe yardımcı bilimlere başlarken söylediğimiz gibi tarih bir konuyu tek başına açıklama konusunda yeterli olmadığı için ne yapar? Diğer bilim dallarından yardım alır, onların açıklamış olduğu kısımları değerlendirir ve bize sunmuş olur. Yoksa bu bilim dalları olmasa tarih tek başına hiçbir konuyu açıklayabilecek bir bilimsellik de değildir arkadaşlar. Geldik son noktada bu yardımcı bilimlerle alakalı güncel bir meseleyle ilgili bir soruya. Arkadaşlar biliyorsunuz birkaç hafta içerisinde birkaç hafta öncesinde bir Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan 1. Kılıç Arslan'a ait hatta bir de kızına ait olan bir mezar. İki tane mezar bulunmuştu. Bu mezarla alakalı bir soru oluşturduk. Yardımcı bilimlerle alakalı isterseniz bu soruyu bir okuyalım bir de cevap vermeye çalışalım. Şimdi örnek soruya baktığımız zaman soru diyor ki 2021 Ocak ayı içerisinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılan kazılarda Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1. Kılıç Arslan ve kızı Saide Sultan'a ait iki mezar ve bu mezarda ayrıca bu döneme ait bir de kitabe bulunmuştur. Peki arkeoloji, numizmatik epigrafya. Yukarıda verilen bilgiye göre tarih hangi yardımcı bilimlerden faydalanmıştır? Şimdi bakıyorum ben. Burada bir ne yapılmış? Kazı yapılmış. Kazı bilimi neydi arkadaşlar? Arkeolojiydi. Numizmatik neydi? Bir para bilimiydi. Oysa ki burada verilen bilgiye göre bir paranın bulunduğundan bahsetmiyor. O zaman bizim için ikinci öncüller ne yapacağız? Bunları bir kere eleyeceğiz. Epigrafya ise kitabe bilimiydi arkadaşlar. Zaten sorunun içerisinde bulunan bir kitabeden bahsetmektedir. O zaman biz ne yapacağız? Kazı bilimi ve kitabe bilimini alacağız. Ve cevap D şıkkı olarak karşımıza. Evet sevgili gençler. Bugün ilk dersimizde tarih ve zaman konusunun 1. bölümünü anlattık. Bununla alakalı kısa bir süre içerisinde 2. bölüm olan bir videomuz daha yayınlanacaktır.
Hepinize bizi dinlediğiniz için daha doğrusu teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Tarih unutmayın. Her ders kadar en az ezberdir. Ama unutmayın ki tekrar ve pekiştirme ile tarih çok rahatlıkla öğrenebilecek bir derstir. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.